Öncelikle herkese iyi pazarlar dilemek istiyorum. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. ABD'de şirket satın alma konusunda izlenecek prosedürleri anlatabilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Şu önemli nokta. Siz diyelim Amerika'da bir şirket satın almayı planlıyorsunuz. Tabii bu satın almayı yaparken var olan şirketin hisselerini mi satın alacaksınız? Yoksa siz var olan şirketin mal varlığını satın alıp yeni kuracağınız şirkete mi devredeceksiniz? Buna karar vermeniz gerekecek. Dolayısıyla bu noktada benim tavsiyem hani şu olacak öncelikle. Bu şirketin hisselerini almanıza gerek var mı? Yoksa buna gerek duymadan sadece mal varlığını satın alabilmeniz mümkün olur, olur mu, olmaz mı noktasında bir karar vermenizde fayda var. Dolayısıyla öncelikle size söyleyeceğim nokta o olacak. Lütfen şey noktasında yaklaşın. Bunun hisselerini devralmaya gerek var mı? Şart mı? Değilse hisse alma yerine mal varlığını satın alıp en azından yasa anlamda daha önceki sorumluluklarla karşı karşıya kalmanın noktasında ön dikkat etmeniz gereken durum olacak. Dolayısıyla siz öncelikle Amerika'da nerede bir şirketi satın alıyorsunuz? Hangi eyalette yer alıyor? Ve bu eyaletin gerektirdiği bazı prosedürlere dikkat ederek satın almayı yapmanız gerekecek. Dolayısıyla farz edelim bir şirket satın alacaksınız ve bu şirket New York'ta bulunuyor. Ve şirketin mal varlığını satın alabilirsiniz. Önemli olan adımlardan bir tanesi burada şirket kuruluşu olacak. İkincisi, şirketi kurduğunuz süreçte var olan satın alacağınız firmanın herhangi bir borcu var mı, kötü bir geçmişi var mı, başka bir sorumluluk durumları oluşmuş mu, ona karşı dava açılmış mı, açılmamış mı, çalışanlarına karşı bir borcu var mı, yok mu gibi durumlardan emin olmak için avukatınız aracılığıyla bu var olan şirketin bir finansal durumunu, herhangi bir problemi var mı yok mu? Bunları öncelikle kavramanızda fayda var. Dolayısıyla bu noktada avukatınız aracılığıyla şirketin geçmişi ve şirketin şu anki durumuyla ilgili çalışmaları yapmanız gerekecek. Üçüncü durum, bu satın alacağınız şirket burada bir yere mi sahip yoksa bir yer mi kiralıyor? Bu satın almayı yaparken eğer yer kiralıyorsa sadece orayı yeri almakla kalmayacaksınız. Aynı anda da oradaki şirketin yerinin devrini yapıyor olmanız lazım. Ve dolayısıyla bu devrin de yeni şirket üzerine geçmesine dikkat etmeniz gerekecek ki sonra herhangi bir problemle karşılaşmayın. Örnek veriyorum, belki bir gıda işletmesi yerini alacaksınız ve şirketin bulunduğu lokasyon çok önemli olabilir. Dolayısıyla sadece satın almanız değil ama aynı anda da şirketin yerindeki mülk sahibinden de izin alıyor olmanızda fayda olacaktır. Dolayısıyla benim tavsiyem bu noktada bu şirketi alacak kişilere en büyük tavsiyem satın alacakları şirketin finansal durumunu, yasal durumunu, herhangi bir dava açılıp açılmadığını çok net bir şekilde belirleyip neyle karşı karşıya kalacaklarına dikkat etmeleri olacaktır. Dolayısıyla bu noktada da avukatlarıyla çalışıp devir işlemini çok güvenli bir şekilde yapmalarını tavsiye edeceğim.